Dünya Sağlık Örgütü, dünya nüfusunun neredeyse tamamının insan sağlığını tehdit eder nitelikte hava soluduğunu açıkladı. Örgütün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü öncesi yayımladığı raporda 117 ülke ve 6000'in üzerinde şehirde hava kalitesine dair veriler ve bulgular paylaşıldı. Raporda dünya nüfusunun %99'unun Dünya Sağlık Örgütü'nün kaliteli hava standartlarının gerisinde ve insan sağlığını tehdit edici hava şartlarında yaşadığını vurguladı. İncelenen ülke ve şehirlerin hepsinde havanın vücuda zarar verici oranda ince parçacıklı madde ve azot dioksit içerdiği, bu elementlerin en fazla orta ve düşük gelirli ülkelerdeki havada bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Havadaki zararlı maddelerin soluma yoluyla akciğer ve kan dolaşımına girerek felce ve solunum hastalıklarına yol açabileceği bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü hava kalite yönergesi uyarınca ülkelere hava kalitesini düzenli takip ederek hava kirliliğinin kaynaklarını tanımlama, yemek pişirme, ısınma ve aydınlatma gibi günlük ihtiyaçlar için çevre dostu enerji kullanımını teşvik etme, şehirlerde şahsi araç kullanımını azaltmak için toplu taşıma imkanlarını geliştirme, yenilenebilir enerji üreten konut edindirme politikalarını benimseme, yerel atık yönetimi endüstrisini güçlendirme ve zirai atık yakma faaliyetlerini azaltma tavsiyelerinde bulunuldu.